Ben Sevgi, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle gördüğünüz üzere ve başlıktan da anladığınız üzere markalardan gelenler videosunu paylaşmak istiyorum. Bazılarını açtığımı kabul ediyorum. Dayanamadım, çok merak ettim. Ama çoğunu da fazlaca incelemedim. Sizinle beraber hem bakmayı hem de yorumlamayı tercih ettim. Sabırsızlıkla bekleyerek artık açalım bakalım neler varmış. Bakmak için, iyice araştırmak için, okumak için sabırsızlanıyorum. Şimdi önümde iki tane öncelikle şu şekilde ürün var. Bu bir kutu kitaptan geldi. Birazcık videoyu geciktirdiğim için Mayıs sonu diye çekerim diye tahmin ediyordum ama Haziran'a kaldı. Şöyle iki kutu da elime gelmiş oldu. Tahminim birisi Nisan, diğeri de Mayıs'tır. Bir kutu kitap hiçbir zaman beni unutmuyor sağ olsun ve bayılıyoruz buna. Emrah ve ben özellikle. Arkadaşlar, en faydalı bulduğum sistemlerden bir tanesi. Biliyorsunuz sürpriz kutular açıyoruz. Bir kutu kitapta aynı böyle sürpriz kutular gibi bize sürpriz kitap gönderen bir firma. Çok çok cüzi bir ücreti var. Her ay sürpriz kutunuz hesabınıza geliyor. Gerçekten kesinlikle abone olmanızı istediğim bir sistem. Senin videonda gördük, abone olduk diyorsunuz. Gerçekten kozmetiklerden çok çok daha yararlı bizim için. Bu konuda hepimiz hemfikiriz. Bu şekilde iki tane kutumuz var. Açalım bakalım içinden hangi kitaplar gelmiş. İlkinin hangisi olduğunu hatırlamamakla beraber biz tabii ki içini açtık baktık. Galiba bu Nisan kutusuydu. 3 tane kitap geliyor. Genelde 3 tane geliyor ve bir tane de bu şekilde zarf geliyor. Kitaplardan biri Kim Korkar 21. Yüzyıldan NTV yayınlarının bir kitabı. Diğeri Kutu Yayınları mı bu? Sanırım Kutu Yayınları. Ellerin Ellerime Değdiği Zaman isimli şu şekilde bir kitap. Ve diğeri de Hakan Nester'in Kurtların Saati isimli bu şekilde bir kitabı. Yürekten çok çok teşekkür ederim bir kutu kitap ailesine. Aynı zamanda demiştim ya, zarflar geliyor. Bunların içerisinden bazen kartpostallar, yani genelde kartpostallar çıkıyor, kitap paylaşları çıkıyor ve motto kartları çıkıyor arkadaşlar. Bugün de Mutlu Et Mutlu Ol isimli şöyle bir motto kartı çıkmış. Stockholm'un şu şekilde bir kartpostalı çıkmış. Bakar mısınız? Tren şeklinde. Şimdi sabırsızlıkla ikinciye geçeceğim. Gene 3 tane kitabımız var. Kutuları ayıralım. Hemen kitaplara geçmek istiyorum. Yıldızın Saati isimli şöyle bir kitap gönderilmiş. İnsan Varlığının Anlamı, Emrah buna bayılacak. Ve Kaza Süsü isimli kitap. Bunların bazılarının içerisinde bunun gibi kitap paylaşları da oluyor. Sabırsızlıkla okumayı bekliyorum. Çok çok teşekkür ederim. Şimdi bir kutu kitap geride kaldı. Birkaç tane poşetim var. Öncelikle yurt dışı kargodan gelen bu pakete bakacağım. Bu normal kargo poşetiyle geldiği için acaba verilen siparişlerden biri mi diye düşündüm. Ama hayır. Markalardan gelenlermiş. WeFood. WeFood'dan gelmiş şu şekilde iki tane ürün. Bu ay anladığım kadarıyla atıştırmalıklar vesaire çok fazla var. Bir tanesi kuru armut dilimleri. Şu şekilde bir ürün gelmiş. Bir tane de Brezilya cevizi gelmiş. Protein, magnezyum ve selenyum içeriyormuş. Bu Brezilya cevizleri sanırım tiroid rahatsızlığında da özellikle etkili olduğunu biliyorum. Şu şekilde bakabilirsiniz. Web sitelerini tabii ki bütün firmaların aşağı açıklamalarda bulacaksınız. Oradan da alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Fatura. Fatura çıkmış. Ha, irsaliyeli faturaymış. 0 TL. Fiyatları burada yazmıyor. 0 TL gözükmüş hepsi. Ama siz açıklamalardan bakabilirsiniz. Bence çok sağlıklı. Şimdi bir tane de Kuru Yeşil diye bir firmadan şu şekilde bir koli gelmiş. O bayağı paket çıktı içinden. Önce bir çıkartayım. Üzerine konuşalım. İnanmıyorum. Arkadaşlar, içinden sarımsak tozu geldi. Bu siteye mutlaka bakmamız lazım. Şöyle bir sarımsak tozu geldi. İçinden portakal kabuğu tozu, çilek kurusu var. Gerçekten çok sağlıklı atıştırmalıklar ve içinden brokoli tozu çıktı. Bunları yemeklere mi koyuyoruz? Bu nedir? Elma kurusu. Buradan da elma kurusu geldi. Gerçekten en çok merak ettiğim portakal kabuğu tozuyla tatlılarda falan bence enfes olacak bu. Bir de brokoli tozu. Çok merak ettim bunu gerçekten. Tiveno markasının
bir kutusu var. İçinden öncelikle bir kart çıktı. Sevgi Hanım merhaba. Doğanın mucizesini bilimsel bir dokunuşla en saf halini koruyarak geliştirdiğimiz ürünleri sizlerle buluşturuyoruz. Laboratuvarlarımızda geliştirdiğimiz kişisel bakım ve ev bakım ürünlerimizde hücre testleri yapmaktayız. Hayvanlar üzerinde hiçbir şekilde deney yapılmamaktadır. Ürünlerimiz sentetik koku, boya, paraben, SLS ve sentetik köpürtücüler içermez. Sivano %100 doğal içeriklidir. Sağlıklı günler dileriz demişler. Gerçekten çok çok teşekkür ederim. Kalbimi çaldınız hayvanlar üzerinde test yapmayarak. İçinden bir tane kaş kirpik serumu çıkıyor. %100 doğalmış. Bunu sizin için ayırmak istiyorum. Size göndereceğim, kutuya ekleyeceğim. Bir tane de doğal rolon diyor. Efsane. Şunu bir açalım. Ay gayet güzel kokuyor. Çok hoşuma gitti. Elinize sağlık. Çok çok teşekkür ederim. Şimdi iki tane kutumuz çıktı. Şu Shein olanlardan bahsedeceğim. Onu sona bırakıyorum. Buna baktım. Makarna lütfen diyor. Muhteşem bir isim değil mi? Bilmiyorum. Gerçekten çok etkilendim ben. Özellikle firma isminden. Makarna lütfen. Çok tatlı. Şöyle bir poşet çıktı. Poşet. Bu ne? Pancarlı makarna. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm. Karışık sebzeli erişte. Ispanaklı diyor. Biberli ve domatesli diyor. Bayağı iyi değil mi sizce de? Bu şekilde. Karışık sebzeli tel şehriye. Ya bunlar nedir? Ben bunları daha önce hiç görmedim. Biberli, domatesli, ıspanaklı ve pancarlı galiba tel şehriye. Şunun renklerinin güzelliğine bakar mısınız? Bayıldım. Ha birkaç tane daha şey var. Baharat mı bu? Sebze çeşnisi. Çıkmış bir tane içinden. Kurutulmuş kırmızı biber, yeşil biber, soğan, kereviz, nane, fesleğen, dereotu, yaprak maydanoz, havuç diyor. Beyaz, şekersiz puding karışımı. Mahlepli maydanozlu poğaça karışımı. Vloglarda yemekler coştu arkadaşlar. Çok çok teşekkür ederim. Makarna lütfen ailesine de mutlaka ziyaret etmeyi unutmayın. Evet son ürünümüz. Bunu açtım. Hatta bunun içindekileri denedim. Bir tane ürünü yıkadım ve tekrar kullanacağım. İyi ki de yıkayıp kullanmışım. Size bahsedeceğim birkaç şey var. Shein'e çok teşekkür ederim ama bir ürününü gömeceğim. Özür dilerim. Paketin içerisinden 3 tane ürün çıktı. Ben Shein'den alışveriş yapmayı da biliyorsunuz çok seviyorum. Shein'den de böyle bir sürpriz paket gelince çok mutlu oldum. Pek de sürpriz sayılmaz aslında. Bana seçmemi söylediler. Ben de hem bedenime uygun olarak hem de zevkime uygun olarak birkaç tane ürün seçmiştim. Önce çok beğendiklerimden bahsedeceğim. Sonra diğer bir taneyi beraber eleştireceğiz. Yapacak bir şey yok. Yani üzgünüm ama her zaman dürüst olmaktan yanayım. Üstüme cuk diye oturan şöyle bir jile tarzında elbise sayılabilecek bir şeyimiz var. İçine böyle tişörtle giyiyoruz. Siz tabii ki şuradan fotoğrafını görebilirsiniz. Çok çok beğendim. Bir gün giydim. İşte bir iftar yemeğine gitmiştik. Orada giydim. Hem duruşunu hem uzunluğunu, kumaşının kalitesini çok beğendim. Böyle fitilli bir kumaşı var. Özellikle ceplerinin olmasına bayıldım. Bunu severek kullanacağımı düşünüyorum. Açıklamaları da size mutlaka linkini ekleyeceğim. Bir gecelik aslında bu. Tam bir yaz geceliği diyebiliriz. Şöyle bir şort arkadaşlar bu ama böyle göğsün altına kadar çekebileceğiniz bir şort. Tabii ki şurada yine fotoğrafını görüyorsunuz. Bunun üstü çok enteresan. Hani şimdi dedim ya göğüs altına kadar çekiyorsunuz bunu diye. Bu üst tarafı da işte büzgü haline geliyor. Yine alt tarafı fırfırlı olmak üzere şu kadar bir açıklık kalıyor belinize. Bence çok çok güzel. Hatta göğüs altında diyebilirim açıklık. Çok güzel duruyor. Tam bir böyle hem şık hem de rahat bir gecelik. Bu. Burada olmayan bir ürün daha seçtim ki şu. Bu gömleği çok çok severek seçtim. Düğmelerini çok beğendim. Renkli renkli kotlarla muhteşem olacağına inandım. Alt taraftaki asimetrik kesimi de çok beğendim. Sipariş ettiğimin bedene de tam oldu. Her şey mükemmeldi. Sadece bu öndeki asimetrik kısım var ya, bu böyle dümdüz inmiyordu. Çok saçma bir şekilde. İşte şu şekilde inerken alt tarafı, yani sol tarafı diyebilirim, biraz daha aşağıda kalıyor. Bu dümdüz inmeyi, bu jilet gibi görüntüyü kesinlikle kaybediyor. Ama tabii ki olabilirdi. İşte terzi halleder bunu diye düşündüm ve
Hemen denedim. Yine bir iftar yemeğindeydik ki üstüme bir şey döktüm. Ve 2 dakikada onu hemen işte bir yıkayıp çıkartmak istedim. Yağlı olan lekeyi çıkarttım. Ama ıslakken şunu fark ettim ki arkadaşlar, düğmeler renk veriyor. Bu kadar saçma bir şey görmedim desem yeridir. Yani bir düğme bembeyaz gömleğe renk verir mi? Yağlı leke hemen çıktı. Ben o rengi görünce bir şok geçirdim. Üstümde de yedek bir üst vardı. Onu giydim. Evde kuruyunca işte dedim ki yıkarım. Arkadaşlar o kırmızı olan özellikle çok renk verdi ve siyah lacivert gibi olan da çok renk verdi. Özellikle kırmızı olanın rengi çıkmadı. Ne yaptım biliyor musunuz? Düğmeleri tek tek söktüm. Gömleği çamaşır suyunda beklettim. Ancak kırmızılık öyle çıktı. Şu anda düğmeler açıkta. Değiştireceğim çünkü o düğmelerle olmaz. Yani çok çok başarılı olduğunu düşündüğüm gömlek yapısı vesairesi harika. Ama bu kadar saçma bir şeyi nasıl yapabilmişler şaşırdım. Ya üzgünüm, evet ücretsiz bir ürün geldi. Bir işbirliği sayılır. Sonuçta bunlar PR paketler. Ama bilemedim. Yine de sizinle paylaşmak istedim. Gömleği sipariş verirken kesinlikle, çünkü onu yıkadığınız an tahminim makinede de yıkadığınızda sonuçta o ıslandığında o leke akacak. Bilemedim yani o tekrar temizlenmiş olarak çıkacağını hiç düşünmüyorum. Sonuçta ıslak olarak gelecek. Çok büyük problem yaşarsınız diye tahmin ediyorum. Hem bu gömlek için hem de diğer makinedeki kıyafetleriniz için. Bu yüzden eğer bunu alırsanız düşünün ki düğmeyi değiştireceksiniz. Belki benimkinde problem vardır. Onu da çok bilmiyorum ama benim yaşadığım sıkıntı bu şekildeydi. Tüm bu markaların ve kıyafette de ürünlerin linklerini aşağıda bulabilirsiniz. Ben teker teker bütün markalara çok teşekkür ederim. Beni düşündükleri için, PR paketlerini gönderdikleri için çok teşekkür ediyorum. Eğer siz bana mektup yazmak isterseniz ya da işte kendinizden bir anı göndermek isterseniz açıklamalarda adresim var. O adresi, ofis adresini kullanabilirsiniz. Sabırsızlıkla bekliyorum sizden gelen mektupları da aynı şekilde. Sizi çok ama çok seviyorum. Tekrar çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalmadan önce, bir dakika, bana destek vermek için kanalıma abone olmayı ve videolarımın daha çok kişiye ulaşmasını sağlamak için yorumlarınızı ve beğenilerinizi benden eksik etmemeyi unutmayın. Kendinize şimdi çok iyi bakabilirsiniz. Sizi seviyorum. Hoşça kalın.